Merhaba arkadaşlar. Gecenin videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün yine sizlerle beraber bir analitik sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade edilmiş. Dik koordinat sisteminde verilen o ABC karesinin alanının 100 birim kare olduğunu bize ifade ediyor. Yine burada D1 doğrusunun Karenin alanını iki eş parçaya böldüğünü ve d2 doğrusuyla da bunun dik kesitini vermiş sorunun içerisinde. Bir de f noktasının koordinatlarının 8'e 0 olduğuna göre diyor d1 doğrusunun x eksen'ini kestiği noktanın apsisi nedir? Yani d noktasının apsisini bize soruyor burada. Hemen f noktasının koordinatlarını 8'e 0 vermişti. O zaman OF uzunluğu buradan ne gelecek? 8 gelecek. Karenin alanına 100 birim kare demişti. O zaman kare kökünü alırsam karenin bir kenar uzunluğu buradan ne geldi? 10. Yani OC uzunluğu da buradan ne gelecek arkadaşlar? 10 gelmiş oldu. Şimdi D1 doğrusu karenin alanını iki eşit parçaya bölüyormuş. O zaman şuraya H noktası şuraya da T noktası diyeyim ben. BT uzunluğuyla da HD uzunluğu ne olacak buradan? Birbirine eşit olacak. Yani şuradaki OHTA yamuğu ile HCBT yamuğunun alanları ne oluyor? Birbirine eşit gelecek. Şimdi buradan açıyla yola çıkalım arkadaşlar. Şuradaki açının 90 olduğunu biliyoruz zaten. Yani ben şuradaki açıyı alfa, şuraya beta dersem alfa ile betanın toplamı 90 gelmiş oldu. Yine DEF üçgenine bakarsanız bakın burada 90. Şuradaki açı beta ise o zaman şuradaki açımızda ne düşmüş oldu? Alfa. Yine şuradaki açımızda ne düşüyor? Beta. Şimdi buradan e, tanjant alfa ile yola çıkalım. Benzerlik yazmayalım hiç. Şurada COF üçgenine bakarsanız bakın şuradan tanjant alfayı çekersem ben burada. Tan alfa demiş olduğumuz ifade karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacaktı. Yani 8 bölü 10 gelmiş oldu. Buradan da tanjantımız ne geliyor? 4 bölü 5. Yine şuradaki e, OHD dik üçgeninde tanjantı yazarsam buradan da tanjant alfamız dikkat ederseniz OH bu ne gelmiş olacak? O de. Yani buradaki ifademiz aynı zamanda OH bölü OD'ye eşit olmuş oldu. Öyleyse buradaki eşitlikten biz OH'a 4K dersek OD'miz de buradan ne gelmiş olacak? 5K. Yani şuradaki ifade OH uzunluğu 4K ise şuranın da 5K olduğunu görmüş olduk. Şimdi şuraya dikkat et. OH ile BT eşitti. O zaman burada 4K gelmiş oldu. Bir kenar uzunluğu 10'du. O zaman buradan AT'ye ne kaldı? 10-4K kalmış oldu. Yine şuradaki AF uzunluğu da bir kenar 10 olacağından 2 gelmiş oldu. Yine biz burada DAT üçgeninde yine tanjanttan faydalanalım. Buradaki tanjant alfa ifademizde dikkat edersen ne geliyor? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 10 eksi 4K bölü ne olmuş oldu? 10 artı 5K gelmiş oldu. AT bölü AD'den dolayı. E, tanjant alfanın biz ne olduğunu bulmuştuk buradan. 4 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapalım buradan. 5 çarpı 10 eksi 4K yani ne olmuş oldu? 10 eksi 20 K, pardon 50 eksi 20K yaptı. Diğer taraftan da 4 çarpı 10 artı 5K dersek burası da 40 artı ne yapmış oldu? 20K. Eksi 20K'yı buraya 40'ı da bu tarafa attık. Sol tarafta 10 kaldı. Sağ taraftan 40K geldi. O zaman her iki tarafı ben 10'a 40'a bölersem buradan da K'mız ne gelmiş oldu? 1 bölü 4. Şimdi neyi soruyordu bize? D1 doğrusunun x80'ini kestiği nokta. Yani D'nin apsisini soruyordu. E K'yı biz 1 bölü 4 bulmuştuk. O zaman yerine koyarsak buradan ne edemiz buradan uzunluk olarak ne gelmiş oldu? 5 bölü 4. Koordinat olarak ifade edersek D'nin koordinatlarında eksi 5 bölü 4'e ne olmuş oldu? 0. Bize de x eksenini kestiği noktanın absisini soruyordu. O zaman cevabımız buradan ne gelecekmiş arkadaşlar? Ceyhan gelmiş olacak. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun.